Herkese selam arkadaşlar. Sınava kadar her gün bir soru serimizde ilk soruyla artık yavaş yavaş başlıyoruz. Aslında ben size bu ilk soruyu short videonun çözmüştüm. Ama bazı arkadaşlar neden delta'nın eksi 1 olduğunu merak ettiler. O yüzden ben de ilk soruda bunu size açıklamaya çalışacağım. Şimdi elimizde bir tane parabol olsun. Bir adet orijinden geçen bir tane doğru olsun. Ama bu doğru dikkat edin parabolü teğet. Diyelim ki elimizdeki parabol en genel ax kare artı bx artı c parabolü olsun. Ve şu anda bu doğru orijinal geçtiği için bu doğru denklemi de mx şeklinde olan bir doğru olsun. Hatırlayın eğer ki bir parabolle bir doğru birbirine göre teğetse şu an elimizdeki ortak çözümün kaç tane kökü vardı? Bir tane kökü vardı. Ve hatırlayın ortak çözüm demek ne demekti? Parabolle doğrunun eşitlendiği denklem demekti. Yani ben sana burada şunu demek istiyorum. Elimizde bir parabol ve bir doğru varken eğer ki bunlar birbirine teğetse Buradaki sistemin bir tane kökü olmak zorunda ve bu sistem demek parabolle doğrunun eşitlendiği denklem demektir. Yani şu anda bu denklemin kaç tane kökü var? Bir farklı kökü var. E hatırlayın ikinci dereceden denklemlerde bir farklı kök varsa delta kime eşitti? Sıfır eşittir. Buradaki mx al karşı tarafa gönder. Gönderirsek ax kare artı bx eksi mx artı c kime eşit gelmiş oldu? Sıfır eşit gelmiş oldu. Bu ifadeyi x ortak parantez alırsak ax kare artı x parantezinde b eksi m artı c sıfır eşit geldi. E buradaki denklemin eğer ki deltasını sıfır eşitlersek delta neydi? b kare eksi 4 ac yani x'in öndeki sayının karesi eksi 4 çarpı a çarpı c kime eşit gelmesi gerekiyor? Sıfır eşit gelmesi gerekiyor. E açalım buradan ifadeyi. b'nin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 4 açıda sağdan geldi. Eşittir 0 oldu mu? Oldu. Bundan sonra şöyle yapalım. Bakın aslında burada karşımızda bir tane doğru yoktu hatırlayın. Kaç tane doğru vardı? 2 tane doğru vardı. O yüzden benim burada aslında bir doğru daha çekmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Buradan da bir tane doğru çekeyim. Doğru çekeyim. Hatta bu doğrunun sen ne olduğunu biliyorsun. Birbirine göre dik olduğunu biliyorsun. Ve ben buradaki doğrunun eğimine m1 dersem. Bu doğrunun eğimine de gidelim. M2 vermiş olalım. Tamam mı? Olayımız bu. Şimdi bak elimizdeki bu denklemde denklemi ben eğer ki M'ye bağlı yazarsam yani M'ye bağlı düzenlersem M'nin karesi eksi 2B çarpı M artı B kare eksi 4AC kime eşit gelmiş oldu? Sıfır eşit gelmiş oldu. E şimdi bu denklem M'ye bağlıyken bu denklemin kökleri birinci kök ve ikinci kök olarak M1 ve M2 gelmiş olmayacak mı? Olacak. Peki oluşan bu köklerin eğer ki ben çarpımına bakarsam hatırlayın ikinci dereceden denklemlerde kökler çarpımı neydi? C bölü A. Yani sabit terim bölü M karenin katsayısı. E bu durumda sabit terim kim gelmiş oldu? B kare 4AC gelmiş oldu. M karenin katsayısı da 1 geldiği için burası 1 çıkmış oldu. Yani aslında oluşan ifade kim geldi? Delta geldi. Peki benim elimdeki bu sistemde şu an aslında M1 ve M2 diye tabir ettiğim ifade elimdeki iki doğrunun eğimi değil mi? Peki doğrular eğer ki dik kesişiyorsa sen analitik geometriden bu iki doğrunun eğimler çarpımı kaç olduğunu biliyorsun? Eksi bir olduğunu biliyorsun. İşte bundan dolayı da buradaki M1 ile M2'nin çarpımı eksi bir yani delta eksi bir çıkmış olması gerekiyor. Yani kısaca delta'nın eksi bir olduğunu bu şekilde göstermiş olduk. Ya bu arada bence bunun türevden çok daha güzel bir ispatı var ama bu sene türev kalktığı için onu gösteremiyorum. Artık buradan anladık bunu. E bu durumda karşımızda böyle bir parabol varken başlangıç noktasından çizilen teğet doğrularının dik olması için m'nin pozitif değeri kaç olmalı diye soruyorsa bu kadar tantanaya gerek yok. Sen direkt delta'yı ne yapabilirsin? Eksi 1 kabul edebilirsin. E bu durumda b'nin karesi yani eksi m'nin karesinden m kare geldi. Eksi 4 çarpı a'mız 1 C'mizi bir çıkmış oldu. Eksi 4'ü sol tarafa attım. Artı 4 yaptı. Bu durumda m kare eşittir 3'ten iki tarafında kare al. M buradan ne gelmiş oldu? Kök 3 gelmiş oldu. Tabi normalde 2 tane m değeri gelecekti. Ama benden ne istedi? Pozitif değeri istedi. Bundan dolayı da sorunun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. Bir sonraki videoda da delta'nın niye 1 olduğunu anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.